Leyla Aygün daha önce tutuklu olarak yargılandığı dosyadan dolayı 1 yıl 9 ay cezaevinde tutulmuş ve yasa değişikliğinden kaynaklı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Ancak Yargıtay tarafından dosyası onandığı için 14 Mart 2024 tarihinde tekrar gözaltına alınarak tutuklanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne konulmuştur. Hapishaneye girmeden önce Leyla Aygün'e meme kanseri teşhisi konulmuştur. Tetkikler sonucunda ameliyat yapılmasına karar verilmiş ve 2023 yılı son aylarında Kocaeli Üniversitesi'nde ameliyat edilerek tümörlü bölge alınmıştır. Doktorlar tarafından ameliyattan sonra ışın tedavisine başlanması planlanmış olmasına rağmen ameliyat bölgesinde enfeksiyon oluşmuştur. Işın tedavisinden önce enfeksiyon için bir süre tedavi görmüştür. Enfeksiyon tedavi edildikten sonra hastanede heyet toplanarak 21 gün ışın tedavisi görmesine karar verilmiştir. Işın tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar PET çekimlerinin yapılmasına, PET sonucuna göre de ya akıllı ilaçla tedaviye ya da kemoterapi görmesine karar verilecekti. Işın tedavisine başlanmış ancak 6 gün ışın tedavisi alabilmiştir. Bu süreç devam ederken tutuklanmış ve tutuklandığı için hem ışın tedavisi hem PET çekimleri yapılamamıştır. Ayrıca akıllı ilaç veya kemoterapi tedavisine de başlanamamış ve tetkik tedavilerde kesintiye uğramıştır. Bakırköy'de kaldığı süre içerisinde de yalnızca birkaç kez hastaneye götürülmüştür. Tedavi gördüğü hastaneye yakın olması ve doktorunun gözetiminde olabilmesi için Kandıra'ya sevk talep etmiş olmasına rağmen bu talepleri karşılanmamıştır. Hapishane şartlarından kaynaklı olarak kanser gibi riskli olan hastalıkları olan mahpusların tedavi olabilmeleri mümkün değildir. Leyla Aygün'ün tedavilerinin yapılabilmesi için acil olarak infazının ertelenmesini ve dışarıda sağlıklı koşullarda tedavi edilmesini talep ediyoruz. 80 yaşındaki ağır hasta mahpus Hanife Arslan'ın durumunu paylaşıyoruz. Hanife Arslan, KOAH, mide ülseri, diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastası olup eklemlerde sıvı almasına bağlı, azalmasına bağlı yoğun ağrı ve ileri düzeyde hareket güçlüğü yanında geçirdiği COVID-19 sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle nefes almakta zorlanmaktadır. Bu hastalıklarına eklenen yaşlılığa bağlı sorunları ile olumsuz hapishane koşullarında yaşamını sürdürmeye çabalayan Hanife Arslan, kişisel bakımını dahi başkalarının yardımıyla yapabilmektedir. Olumsuz hapishane koşulları nedeniyle durumu her geçen gün ağırlaşan Hanife Arslan hakkında kızının verdiği bilgilere göre ağır hastalıkları ve yaşına rağmen 2021 yılında tutuklanan ve halen hapiste tutulan Hanife Arslan engellilere uygun olmayan koğuş tuvaletinde düştü ve düşmesi sonucunda dişleri kırıldı. Önceleri bu durumu görmezden gelen idare ise ancak bu konuda kamuoyu oluşturduktan sonra tuvalete klozet yaptırdı ve Hanife Aslan doktora götürüldü. Doktoru 5 yıl önce olman gereken ameliyatı şimdi kesinlikle olman gerekiyor demesine rağmen annem hapishanede olduğu için kimseye yük olmak istemiyorum. Bu yüzden ameliyat olamam diyor ve doktoru da bu fikri destekliyor. Hapishane koşullarında yeterli tedavi ve bakım sağlanamayacağı için ameliyat olamayan, hastalık nedeniyle serbest bırakılması için pişmanlık göstermeye zorlanan Hanife Arslan'ın sağlık ve yaşam hakkının korunabilmesi için serbest bırakılması gerekmektedir. Tedavi haktır. Engellenemez. Tedavi haktır. Engellenemez. 81 yaşında ve %93 engelli ağır hasta mahpus Abdülhalim Kaya, kalp, prostat, böbrek yetmezliği ve demans hastalıkları yanında %80 işitme kaybı, %50 görme kaybı yaşamakta, başkalarının yardımıyla ayakta durabilmekte, kişisel bakımını hatta beslemesini dahi koğuş arkadaşlarının yardımıyla yapabilmektedir. Onaylanan 5 yıllık hapis cezası kesilmiştiği için 14 Ekim 2020 tarihinde ve geçirdiği prostat ameliyatının dikişleri henüz alınmadan gözaltına alınarak tutuklanan 60 gün boyunca tek
tutulan ve hastalıkların gerektirdiği tedavi bakımından yoksun bırakılan Kaya, yoğun çabalar sonucunda 4 Ocak 2021 tarihinde cezası 6 aydını ertelenerek serbest bırakılmıştır. Bir eğitim ve araştırma hastanesi tarafından 12-10-2022 tarihinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda hastalıklarının yaşamına %93 engelli oluşturduğu, hayatını yalnız devam ettiremeyeceği, sürekli bakım ve tedaviye ihtiyaç olduğu için ceza infazına, cezaevi koşullarında devam edilemeyeceği, hastalıklarının hali hazırda kesin bir şekilde hayati tehlike arz ettiği ve bu durumun düzelip düzelmediği ile ilgili kontrol muayenesinin 2 yıl sonra yapılması gerektirdiği belirtilmesine rağmen ve sağlık durumunda bir düzenle olmamasına rağmen 31 Mart 2023 tarihinde tekrar bakma 5'li T tipi kapalı cezaevine konulmuştur.